Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Yapmak zorundasın diyeceğim şeyler neler? Yani bunu yapmazsan olmaz, bunu mutlaka yapmalısın dediğim şeyler neler? Haydi başlayalım mı? Madde madde gidelim, sayfa sayfa gidelim, hakkını bir verelim mi? Haydi bir aslanalım arkamıza. Her şeyden önce, bir soru için bile artık süre tutmak zorundasın hocam. Mesela 10 soruluk bir test çözüyorsun. Hemen çat diye kronometreni başlat. Tak 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 çöz. Ya 10 soruyu 20 dakikada çöz, sorun değil. Bakın söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Süre tutun. Yani o stresi, heyecanı şimdi yaşayın ki sınavda yaşamayın. Sınavda azalsın en azından. Sınavda illaki yaşarız ama azalsın o stres, heyecan, o kaygı. Değil mi? Şimdi rahat rahat 10 soruyu çöz ya adam. Ben sana demiyorum ki 10 soruyu 8 dakikada kesin bitirmelisin. Artık 10 soru 3 dakikada. Hayır, bunu söylemiyorum. 10 soruyu 30 dakikada da bitirebilirsin şu an. O değil. Ama mutlaka zaman tut. Yani bunu bir zaman dahilinde bu 10 soruyu çözdüğünü bil. 12 soruluk bir test çözüyorsun. Hemen çat başlat kronometreyi. Yok hocam kronometrem ya. Başlat telefonu. Yok hocam telefonu ya. Bak saatine. Değil mi? Mutlaka gözün saatte, zamanda, sürede, bir şeyde olsun, dakikada olsun. Tamam, bunu lütfen alışkanlık haline getir. Bir soru bile olsa. Ya gözüne bir şey takıldı lan, şu soruya bir daha bakayım dedim mesela. O bir soru için bile hemen bir zaman tut. Ne kadar sürede çözüyorsun? Yani zihnini lütfen zamansal noktada sınırlandırmaya başla artık. Yani güzel bir zaman dilimi var. Evet, zaman kısıtlı dedim ama yani çalışan adam için güzel bir zaman dilimi var. Şu kalan zamanda arkadaşlar, yani sizden ricam, lütfen artık zamanla ilgili sorununuz olmasın. Yani tutuyor, zaman tutuyor olun. Kesinlikle kontrol edin. Yaptığınız denemeleri mutlaka. Zaten denemeler kaçmaz da. Branş denemelerinde dahi yani 40 soruluk sadece Türkçe çözüyorsun. Orada da çok net zaman tutmalısın. Bunu lütfen unutma. Bu bir. Bence en önemlilerinden bir tanesi bu. Çünkü biz sınavda zamanla ilgili sıkıntı yaşıyoruz değil mi? En büyük problemlerimizden biri bu. Matematiği göremeyen öğrenciler var. Matematiğin son 10 sorusunu göremedim hocam diyor. Görse belki hayatı değişecek. Aa, olmuyor. Bir şekilde son bir soruyu göremedim. Yarısını göremedim değil mi? Daha facia durumlar var. Hiçbirini göremedimler var. Girmiyor adam sınava değil mi? Aman dikkat. Devam. MEP kazanım testlerini resmen yutun yutun. Vallahi billahi. Katla yut gitsin. Yut 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 yut. Çalışma yut. Direkt yut. Ya MEP kazanım testlerini artık çatır çatır çözmelisiniz. Bakın MEP kazanım testi diye yazın, çıktılarını alın, böyle zımbalayın hocam, elinizde bulunsun. Her dakika bilgisayarda, telefonunda, tablette dolaşamayabilirsin. MEP kazanım testlerinde mutlaka yanında sorularınız olsun hocam. Nedir o? Sıfattır, zamirdir, şudur, budur, yazım kuralları, soruları bir daha bir daha çözün. Hatta ilk çözüşünüzü ciddi anlamda çözün. Sürede tutun tabii ki, mutlaka bakın. Sonrasında arkadaşlar doğru cevapları böyle işaretleyin onların üzerine. Sorulara sık sık bakın, tekrar edin. Yani adeta konu çalışıyor gibi MEP kazanım testlerinde çalışın arkadaşlar. Acayip sorular gizli orada. Acayip şeyler gizli. Yani ben ciddi anlamda analiz ettiğim için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Hem MEP kazanım testlerine bakıyorum sık sık, hem de çıkmış sorulara, aralarındaki ilişki gerçekten şaşırtıcı. Mutlaka MEP kazanım testlerini parçalıyoruz. Tamam? Bu da cepte. Bence çok önemli iki vurgu yaptık. Bakın süre tutma vurgusu çok önemliydi. Belki birçoğumuz yapmıyordu ya da yapıyordu ama evet, şu dakikadan sonra daha dikkatli olacağım demeye başladık. MEP kazanım testlerini unutmuş olanlar olabilir aranızda. Sanmıyorum ama yine de yüklenmenizde fayda var artık. En çok çıkan konularda uzmanlaşmalısın. En çok savunduğum şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Ya uzmanlık konularınız olmalı ya. Ben Türkçe'de sözcük türlerinden soru kaçırmam, bitti. Hocam yazım kurallarında vallahi harikayım. Hocam ben problemlerde çok iyiyim. Hocam ben organik kimyayı paramparça ederim. Bu. Bu. Bu arada organik kimya falan artistik, böyle hafif hafif biyolojide var havası da yarattım değil mi? Etkileyici bir. Şu organiğin O'su var ya, çok etkileyici. Yani şu an şu sayfadan daha değerli hale geldi bu. Organik, lan adam biliyor lan organik kimyayı falan oldu. Yok bilmiyorum, tamam, bu sadece kulağıma çalınmış öyle, tamam. Evet, en çok çıkan konularda uzmanlaşmalısın. Ya da şunu yap yani, en azından ben şu konuları çok iyi biliyorum tiklerini görmem lazım sende. Bu şart, bunu yapmalısın. Kendine güveni ancak böyle kazanabilirsin. Başka türlü olmaz. Çalışıyorum, test çözüyorum falan filan da ya ben şu konuları çok iyi biliyorum olmadığı müddetçe kendine güvenin gelmez. Aman dikkat hocam. En önemli şey bu. Zaten kendine güven geldi mi zamanı da yönetiyorsun. Netler de yükseliyor. Moral de yerine geliyor. Ya inanın arkadaşlar, ufacık alakasız şeyler netlerinizi etkileyebiliyor. Lütfen güveni cebe koyalım arkadaşlar. Devam. Gerçekleri görüp yüklenmek zorundasın. Bu ne demek hocam Allah aşkına? Bakın arkadaşlar, adam mesela bir kere 40 soruluk denemeden Türkçeden 37 yapmış, bir daha da görmemiş. Hak getire, bir daha yok. 20'ler 25'ler nasıl olduysa orada yapmış bir şekilde. Hep bunu hatırlayıp ya tamam ben 37 gördüm ya falan diyor adam. Ulan bir tane yapmış ya. Bir deneme, sonraları 20 25 30 32 30 falan filan ama yok bir daha ötesi, yanına bile yaklaşamamış bir daha, ama olsun. Adam bunu hatırlıyor kendini motive etmek adına. Ya 30'da 47 40'da 37 yaptım ya ben diyor. Bitti. Ben bu seviyeye geldim, yaparım diyor. Eyvallah, çok güzel bir şey ama artık gerçekleri görmek. Yani şu dakika itibariyle içinizde bulunduğunuz an itibariyle ne durumdasınız? Ona bakıp yüklenmek zorundasınız, tamam?
Yoksa yaptığınız bir iki net falan fistan değil ya da bir iki çok iyi deneme değil. Baz alacağınız şey şu an ne durumda olduğunuz, değil mi? Şu dakika itibariyle. Bunu da lütfen unutmayınız. Gerçekçi olmak şu dakikalarda doğru anlamda ilerlemenin anahtarı arkadaşlar. Hayal kuracağız eyvallah ama şu an değil. Bismillah. Kıyaslamalardan tamamen uzaklaş. Ya bundan uzaklaşmak mümkün mü ya? Değil mi? Yani kıyaslamadan uzaklaşmak. Bunu yapabilen adam zaten Nirvana uçtu gitti. Yani kıyaslamadan, olumsuz karakterlerden, bunlardan uzaklaşmanın tam zamanı. Hani öyle tipler vardır ya sürekli yanınızda. Bu sene olmayacak ya. Aa, hocam ben bıraktım ya. Yanında sürekli böyle tipler vardır. Hepimizin vardır arkadaşlar. Bir 3-4 kişi bak sen şusun. Şu başka bir arkadaş. Şu da sürekli olumsuz takılan. Ya vallahi yok ya çalışıyoruz da hadi gidelim şurada biraz yiyip içelim bir şey yapalım falan. Hep böyle tipler vardır arkadaşlar. İşte bunlardan uzaklaşmayı, bunları imha etmenin tam zamanı. Bunları yok edeceğiz. Bunlara hocam ben sana döneceğim diyeceksin. Dönmeyeceksin. Bunun mantığı bu olmalı. Bunu yapmalısın. Bunları elemezseniz başarısız oluruz. Değil mi? Başarısız oluruz. Bunun en önemli nedeni bu. Ya adam bir türlü çevresinden bu adamları atamıyor. Sürekli adam olumsuzdan bir olumlu bir şey söyle ya. Yok ya bu sene olmaz yok. Ya abi sen daha geçen denemede ne oldu? Döküldün. Yok abi. Kaç ay kaldı? Hocam şurada 4-5 ay kaldı. Yok. Sen yapamazsın ya. Hocam yapıyorum, çalışıyorum. Yok. Ya geçen gördük işte 2 hafta önceki denemede. Lan 2 hafta geçti. Çalıştım ben ya. Biraz ilerlettim. Netlerimi yükselttim. Sınava daha 5 aya yakın süre var. Değil mi? Doğal olarak lütfen kıyaslamadan, etrafınızdaki olumsuz karakterlerden yavaş yavaş Allah aşkına sıyrılın. Kendi geleceğiniz için bunu yapın. Kıyaslama derken bazen anne babalar bunu sıklaştırıyor. Bundan kaçmamız neredeyse imkansız ama kulakları birazdan konuşacağız. Tıkamanın tam zamanı. Devam! Her senenin kendi içinde bir dinamiği vardır. Sürekli geçen seneki kendini düşünme Allah aşkına. Ya bunu yapmayan var mı aranızda ya? Değil mi? Ya yeni girenler, ilk defa girenler tabii ki yapamayacaklar ama sınava ikinci, üçüncü girişi olanlar ya da 12'de girmiş sonra mezuna kalmış ikinci hazırlanışı olanlar gibi. Ya sınava birden çok girenlerde ben bunu çok görüyorum. Vallahi hocam geçen sene ben bu dönemler 40'da 35 yapıyordum. Şimdi vallahi 28-29 zor gün. Ya Allah aşkına geçen seneki sınavla şimdi gireceğin sınav aynı mı olacak? Hayır. Yani geçen sene yaşadığın şeylerle şimdi yaşadığın bir mi? Hayır. Yani geçen seneki sen değilsin. Doğal olarak lütfen sanki her sene aynıymış gibi. Hocam 2019'da çalıştım şu kadar net. 2020 bu, 2021 bu, o zaman 2022'de. O zaman yok abi işte. Yani 2019'da şunu yaptıysan 2022 oho bitti abi diyeceğiniz hiçbir örnek yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. %1. %1'lik dilim böyle bir şey yok. Allah aşkına bunu atınız. Geçen senelerine bakıp sürekli ya ben vallahi eskiden hocam şunu yapıyordum şimdi neden? Ya dedim ya her senenin kendi içinde bir dinamiği var. Ne demek hocam bu? Ya yaşantın farklı, düşünce yapın farklı. Aradan 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl neyse geçmiş. Artık belli bir seviyeye ulaşmışsın. Zeka seviyesi olarak da belli bir ilerleme kaydetmişsin. Ya da gerilemişsin duruma göre değil mi? Doğal olarak yaşanan şeyler aynı değil. Şartlar aynı değil. Çözdüğün kitaplar aynı değil. Gittiğin dershane belki aynı değil. Yaşadığın ortam aynı değil. Doğal olarak lütfen geçen seneki kendinle sürekli kendini kıyaslayıp da moral bozma. Ha bunun tam tersi de olabilir. Yani çok iyi bir gelişim kat ediyor da olabilirsin. Hocam 2020'de şuydum, 21'de bu, 22'de de şuyum. Harika. Ne güzel bak. Güzelse eyvallah. Bunu sürdürürüm ben. Ama olumsuz anlamda olanları lütfen sürekli gündeme getirip kendinizi parçalamayın. Tamam. Devam. Son olarak bir şey var mı? Yok. O kulaklarını tıkamayı o zaman tekrar burada vurgulayalım arkadaşlar. Ben sonra belki yazmışımdır diye düşündüm ama ya şu etrafa kulak tıkamayı yapalım ya. Kurbağa hikayesini biliyorsunuz daha önce anlattım. Hani yarışı kazanıyor gidiyorlar sen nasıl kazandın falan diyorlar. Cevap yok. Lan nasıl geçtin ya bu zirveye nasıl çıktın diye kurbağaya soruyorlar yine cevap yok. Anlıyorlar ki kurbağa sağır. Duymuyor. Duymadığı için gitti o başarılı oldu. E diğer arkadaşlar hepsi tek tek elendi. Niye? Ne diyordu etrafta toplanan insanlar? Yapamazsın. Edemezsin. Olmaz. Ha. Yok bu sene değil. Seneye olur da bu sene. Niye bu sene olmaz? Yok seneye. Seneye olur o adam aynı şeyi yine söyler. Doğal olarak arkadaşlar kulakları tam anlamıyla tıkamanın tam zamanı. Bunu yapmazsak gerçekten motivasyonumuz düşüyor. Netler düşmeye başlıyor. Stres artıyor. Hele ki böyle 2-3 ay kala falan şimdi yine biraz zamanımız var ama 5 ay yakın bir zamanımız var ama. Yani şöyle 1-2 ay kala falan bu stres iyice seni yemeye başlıyor ve bırakıyorsun, pes ediyorsun. Her ne kadar biz pes etmek yok, bırakmak yok desek de hocam ben yapamayacağım diyorsun. Neden? İşte çevrendeki o vatandaşlar yüzünden. Senden ricam hocam ne olursa olsun şu kulakları bir tıka ya. Kulaklığı bir tak Allah'ını seversen ya. Kulaklığı mecazi anlamda takalım. Artık olay bitsin. Sadece kendimize bakalım. Şu 4-5 ayı hayatımızdan bir silelim ya. Hayatımızdan harcadığımız bir 4-5 ay olsun. Değil mi? Çok sevdiğimiz bir şey mi? Yapmayalım ya. 10 saat mi uyuyoruz? Azaltalım ya. 7 saat, 6 saat.
Yapalım bunu ya. Kendimizden fedakarlık yapalım. Biraz kendimizden verelim. Şu 5 ay sonrasında da yapacağımız tek şey şükretmek olacak. Diyeceğiz ki Allah'a şükürler olsun. İyi ki ben çalışmışım. İyi ki şu 4-5 ayımı heba etmişim. Kendimi parçalamışım. Mükemmel bir hayat beni bekliyor diyelim, olur mu? Peki. Bir sonraki videoda inşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.